aslında bunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bunu bilebilmek için herhalde bizler gibi tarihçi olmak gerekiyor. Her kafadan ses çıktığı için herkes farklı şey söylüyor. Hele son dönemde maalesef çok daha arttı. Şimdi bunu bilebilmek için öncelikle Osmanlı'daki millet sistemini bilmek gerekiyor. Millet sistemi Osmanlı'da iki şeye dayanır. Ya Müslümansınızdır ya gayrimüslimsinizdir. Dolayısıyla gayrimüslimlere toplumda verilen dini yönler neyse gayrimüslimlere de kendi dinlerinden o yönler verilmiş. Örnek giysi de bile ortaya çıkmış. Şapkayı giyenler gayrimüslimler olmuş. Müslümanlar fesle dolaşmış. Şimdi bu mantık yazıya da yansımış. Nasıl yansımış? Yazıda şöyle oluyor iş. Azınlıklarımız, Rumlarımız, Ermenilerimiz, Yahudilerimiz kendi okullarına gidiyor. Veya yabancı okullar çok olduğu için Osmanlı'da kapitüler sistemden kaynaklanan bu okullara gidiyorlar ve bu okulların eğitim dili Fransızca. Dolayısıyla Fransızcayı öğreniyorlar. Fransızcadan dolayı da Latin harflerini öğreniyorlar. Fakat kendi Müslüman öğrencilerimiz ve insanlarımız genelde medreselere gittiği için Arap harfli eğitim görüyorlar. Dolayısıyla onlar Arap harflerini öğreniyor. Gayrimüslimlerimiz de Latin harflerini öğreniyor. Burada çok ince bir noktaya daha değinelim. Osmanlı'da neden hep gayrimüslimler dil konusunda uzmandır, yabancı dili niye onlar bilir sorusu buradan daha net ortaya çıkıyor. Çünkü Müslümanların önünde iki tane önemli zorluk var. Bir, önce Latin harflerini öğrenecekler, ondan sonra yabancı dili öğrenecekler. Oysa gayrimüslimlerimizin önünde direkt anne babadan Latin harfli ve okuldan Latin harfli öğrenerek doğdukları veya çıktıkları için direkt şansları yabancı dili öğrenme üzerine ve dolayısıyla yabancı dil üzerinde uzmanlaşanlar ve ilerletenler gayrimüslimlerimiz oluyor. Nitekim dışarıdan gelen ticari noktalarda tüccarlarla iletişimi de yabancı dili bildikleri için genelde gayrimüslimlerimize etkili oluyor. Bu artı parantez olarak vermiş olalım. Fakat yazıda da aynı mantık olduğu için benim mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde yakaladığım çok İlanlar var, kartpostallar var, resimler var. Oralarda çok nettir. Örneğin bir maç ilanını hatırlıyorum. Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Altta Latin alfabesiyle Fenerbahçe, Galatasaray diye yazar. Üstte Osmanlıca Arap alfabesiyle yazar. Dolayısıyla üst taraftaki ilanın kısmı gayrimüslimlere seslenir. Alt tarafı Osmanlı'daki Müslümanlara seslenir. Bunun gibi mesela hepimiz biliriz televizyon dizilerinde de çıkar bu eski tren istasyonları vardır. Tren istasyonlarında duvarda istasyonun ki bende bir resim vardır Afyonkarahisar'ın. Latin alfabesiyle Afyonkarahisar yazılmış. Yanında da Arap alfabesiyle Osmanlıca Afyonkarahisar yazılmış. Veya ilanlarda bu şekilde örnekler vardır. Veya mağaza resimlerinde bu şekilde örnekler vardır. Buradan da şunu anlıyoruz ki Latin alfabesi biliniyor, bir gecede gelmiyor. Büyük şehirlerde özellikle herkes biliyor. Ama şöyle biliyor, Latin alfabesi gayrimüslimlere, Arap alfabesi Osmanlıca Müslümanlara. Ve bu kafada bir sürekli yüzyıllar boyunca oluştuğu zaman kaldırılmasına verilecek tepkileri artık sizlere bırakıyorum.